Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, çok mersi. Koşturmaca diyelim. Ne güzel. İyi koşturmacalar, güzel evet. Koşturmacalar. İdare ediyoruz vallahi. Pandemiden sonra toparlamaya çalışıyoruz kendimizi. Maşallah. Siz nasılsınız efendim? İyiyim ben de. İyi gördüm, çok iyiyim. İyi gördüm. Maşallah. İyiyim. Her gün daha iyi oluyorum. Şimdi Google bilgileriyle sizin hayatınızın bir belgeselini yaptık. Yanlış olan yerlerde lütfen durdurup bize doğrusunu anlatın. Burası tamam. Yanlış, böyle değil deyin. Tamam. Ya da evet bunu böyle yaptım ama size mi soracaktım? Size ne diye bize anlatın. Buyurunuz. Güzel. ''80'lerin sonunda İstanbul'dayız. O zamanlar çıtı pıtı bir kız çocuğu olan kahramanımız her sabah uyanıp okula doğru yola çıkar. En sevdiği derslerden biri de müzik dersi olur. O günlerde bambaşka bir enerjiyle uyanır. Mandolini de o gün hep yanındadır. Zaten müzik dersinin olmadığı günlerde kendini odasına kilitler ve tek başına şarkı söyler. Tabii o yıllarda utangaçlık da vardır biraz ama süperstar Ajda Pekkan'ın şarkılarını dilinden düşürmez.'' Kimsenin sesini duymayacağından iyice emin olduktan sonra Ajda Pekkan şarkıları söyler ve kasete kaydeder. Her yeni kasette utangaçlığını üzerinden biraz daha atar ve zamanla kasetleri arkadaşlarıyla paylaşmaya başlar. O yıllarda onu dinleyen kişilerin sayısı kısıtlıdır. Zaten sesini tüm Türkiye'nin duyacağından da habersizdir. Bu ufak çıtı pıtı kız çocuğu Vazgeç Gönül şarkısıyla Türkiye'nin tanıdığı Zeynep Dizdar'dan başkası değildir. İnternette Zeynep Dizdar, Merve Dizdar kardeş mi? Aramalarına denk gelirseniz diye söyleyelim. Zeynep Dizdar, 14 Temmuz 1976 tarihinde Sevim Hanım ve Kamuran Bey'in tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelir. Tek çocuk değil, abim de var. Öyle mi? Evet, abim var. Ha, demek ki bak, bakın Google'da bu bilgi yanlış demek ki. Tek çocuk olarak tek çocuk mı geçiyor? Muş. Ben de şimdi öğrendim. Evet abim. Abiniz evet. Var. Bir tane evet yapıyor? Abim var. Tombiş bir abim var daha doğrusu. Yani ben biliniyor zannediyordum ama ben bir de çok oğlum diyorum. Aslında kedime hep kedilerime ben hep de erkek kedi bana denk geldiği için oğlum benim oğlum da olduğunu zannediyorlar bir de. Neyse o çıkmadı şu an. Buyurun. Küçük yaşlardan itibaren büyüyünce ne olacaksın sorusuyla karşılaşsa da anladığımız kadarıyla büyüyünce müzikle ilgili bir iş yapacağı neredeyse kesin gibidir. Okul sıralarında başlayan müzik serüveni okul bittikten sonra da devam eder. Bu sefer Mazhar Fuat Özkan grubuyla yolları kesişir. Fuat Güner'in Turgut Berkes'le birlikte açtığı FT Ses Kayıt Stüdyosu'na gidip gelmeye başlar. Dönemin FT Ses Kayıt Stüdyosu adeta bir okul gibidir. Zeynep Dizdar içinse okullu değil alaylıdır desek yanlış olmaz sanırız. Burada geçirdiği günlerde hem sektöre dair yeni şeyler öğrenecek hem de sesini nasıl daha etkili kullanabileceğini fark edecektir. Tam da bu dönemlerde ismini ilk kez gazete kupürlerinde görürüz. 4 yıldır Kuşadası'nda düzenlenen Altın Güvercin Müzik Yarışması, 1991 yılında Beyaz Güvercin Müzik Yarışması adıyla İstanbul'a taşınır. Usta sunucu Halit Kıvanç'ın sunduğu yarışmada tanıdık isimler de vardır. Candan Erçetin, İzel, Çelik, Ercan, Suavi, Gökhan Kırdar gibi isimlerin yer aldığı listenin ortalarında Zeynep Dizdar'ı yolu FT Ses Kayıt Stüdyosu'ndan geçmiş biriyle görürüz. Ümit Sayın. Genç yaşta yolu İstanbul'a düşen Ümit Sayın'ın ilk gerçek dostu, yarışmaya beraber katıldığı Zeynep Dizdar'dan başkası değildir. 15 farklı bestenin yer aldığı yarışmada Zeynep Dizdar ve Ümit Sayın, Sarıl Bana isimli şarkıyı seslendirirler. Ertesi hafta gazetede yayınlanan Beyaz Güvercin Mutlu Uçuyor başlıklı bir haberden anladığımız kadarıyla da şarkı biraz güme gitmiştir. Çünkü haberde tam olarak şöyle yazmaktadır. Yarışmanın bizden motifler taşıyan Nihavend Oriental karışımı tek parçası Sarıl Bana ise yorumcuların telaşı yüzünden karambole geldi. Oysa introsuyla, ritmiyle, akıcılığıyla kendini halk kitlelerine sevdirecek bir görünümdeydi. Zeynep Dizdar ve Ümit Sayın'ın beraber seslendirdikleri Sarıl Bana şarkısı o yarışmada 8. olur belki ama sonucun aksine ikili birbirine daha sıkı bağlanır. Yarışmanın ardından Ümit Sayın, Harun Kolçak'ın vokalisti olarak çalışmaya başlar. Durabilir miyim? Evet, burada önce beraber başladık
Harun mu denen açılışı? Harun'a ilk vokal yaptığımız sanatçı Harun Kolçak'tır. Yani ilk sahne tozunu da onunla yuttum diyebilirim. Ben uzun süre çalıştım. Sonra bir ara şey yaptı, ayrıldı. Ben devam ettim. 2 yıl vokal yaptık. Harun Kolçak, nurlarla yosun. Mekan cennet olsun. Müthiş, Sarıl Bana müthiş. Şarkısı Ajda Pekkan'ı söyledi, Sarıl Bana değil değil mi? Yok, hayır değil. Başka bir Sarıl Bana. Bu sözleri de biz beraber yazdık. Ümit'le beraber oturduk stüdyoda. Küçücüğüz, minicik bir şeyiz yani. O şiir yazıyor falan. Ben bir taraftan şarkı, Fuat abi diyor geç kalıyoruz. Şarkıyı bir önce bitirin, yazın sözlerini. Ben de kapandım stüdyoda, ikinci kata çıktım. Orada başladım sözleri yazmaya, geri kalan yerlerini Ümit tamamladı. Ve öyle bitirdik. Şarkına da Sarıl Bana oldu. O yarışma şarkı yarışması değil, söz ve beste yarışmasıydı değil mi? Söz ve beste yarışmasıydı. Evet, Beyaz Güvercin'in zaten şeysi o. Hani genel formatı o. Fakat biz o kadar şeyiz ki Armağan, yani o kadar toyuz ki, o kadar heyecanlıyız ki. Oradaki yarışmaya katılan da hiç kimseyi tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Şimdi bakıyoruz ki evet, büyük starlar varmış o zaman aslında. Çok büyük bir heyecandı. Fuat Güner, Fuat abicim o kadar güzel bizi hazırladı ki. Aranjesini de Ozan Çolakoğlu yaptı. Hepimiz orada, hani bizim sanki orası stüdyo buluşma yerimiz gibi bir şey oldu. Zaten okul gibiydi diyor. Efendim? Okul gibiydi diyor. Okul gibi, için. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Müthişti. Buyurunuz. Henüz 16 yaşındaki Zeynep de aynı yoldan ilerler ve Harun Kolçak'ın vokalistliğiyle profesyonel olarak müziğe adım atar. Bu kader birliği bir süre sonra aşka da dönüşür. Ümit Sayın'ın ilk albümünün kartonetindeki teşekkürler bölümünde Zeynep Dizdar için "Ben senin ellerinde büyüdüm, sen benim yüreğimde" yazar. Tabii sadece aşk olarak kalmaz. Üzerine bir de verimli bir işbirliği gelişir. Bu aşkın en büyük meyvelerinden biri olarak Tarkan'ın ikinci stüdyo albümü A Acayipsin'de yer alan bir şarkıyı görebiliriz belki de. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait olan Dön Bebeğim şarkısı Zeynep Dizdar'a yazılmıştır. Gazetelerde 1993'te ilk defa Zeynep Dizdar'ın bir fotoğrafına rastlarız. Üstelik bu sefer çok sevdiği Ajda Pekkan'ın yanında. Harun Kolçak'la başlayan profesyonel kariyerinde Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Tarkan, Yonca Evcimik gibi önemli isimlere back vokal yapar ve büyük bir deneyim kazanır. Kendini odasına kilitleyen ve tek başına şarkı söyleyen o çıtı pıtı kızın sesi milyon satan albümlerdedir artık. Sırada kendi albümünü çıkarmak vardır. Zeynep Dizdar albüm sürecinde çok istekli olmasa da bu süreçte en büyük yardımcıları Beyaz Güvercin müzik yarışmasında da yanında olan Ümit Sayın ve Ozan Çolakoğlu'ndan başkası değildir. 22 Ekim 1997'de ilk albümü Yolun Açık Ola yayınlanır. Albümün prodüktör koltuğunda Ozan Çolakoğlu yer alırken 8 şarkının 6'sında Ümit Sayın imzası vardır. Albümün çıkış parçası Vazgeç Gönül'ün klip çekimleri için saatlerce yağmurun altında kalsa da klibin televizyonda yayınlanmasıyla birlikte deyim yerindeyse bir patlama yaşanır. Şarkının yakaladığı çıkışla birlikte Zeynep Dizdar bir anda pop müziğin zirvesine oturur. Vazgeç Gönül'le birlikte albüm satışları patlar fakat Zeynep Dizdar yıllar sonra bu şarkıyı seslendirmek istemediğini itiraf eder. Aa, niye? Albüm satışları bu arada tabii ki çok güzel bir şarkı ama benim bütün hayalim şeydi. Ben hep böyle işte süperstar olacağım ve dansçılarla çıkacağım, dans edeceğim falan. Benim bütün şeyim oydu. Slow şarkı okumak istemiyordum. Slow şarkı okuyanlar bana göre böyle çok şey geliyordu. Çok ağır. Kendi halinde falan. Melankolik. Melankolik. Şimdi ben hiç böyle bir tip değilim. Ben hiperaktif. Böyle hakikaten yerimde duramayan bir insanım. Yani öyle bir vazgeçkende öyle bir şey çizdim ki, profil çizdim ki. Bu kız böyle sadece slow şarkı söylüyor. Yani hiç daha hareket etmeyen. Gittiğim konserlerde, programlarda çok şaşırıyorlar. Çok şaşırıyorlar. Siz hiç durmuyorsunuz yerinizde. Biz size hep böyle çok sakin. Sadece slow şarkı okuyan bir sanatçı zannediyorduk falan diye. O yüzden hızlı bir şarkıyla çıkmak istiyordum. Hatta yine Ünlü'nün yaptığı şarkı Nerede Olursan Ol diye bir şarkı vardı. Sonra dediler ki hayır, yapımcı Mehmet Söğütoğlu. İstanbul Plak. İstanbul Plak. Evet, İstanbul Plak. Çok
büyük anılar var. Çok müthişti, çok güzeldi. Keşke gene öyle bir şeyler olsa, öyle yerler olsa da böyle hep beraber bir şeyler yapabilsek. Maalesef yok. Ya öyle bir birliktelik yok. Fergan, Mirkelam, Nalan, ben, Tarkan, Robert, Alpay. Evet. Aralat da İstanbul Plak'tan çıktı ilk. Efendim? Metin Oral da ilk İstanbul Plak'tan çıktı diye hatırlıyorum. Şimdi benim evet ilk albüm İstanbul Plak'tan çıktı. Aslında başka bir şey daha var ama onu karıştırmıyorum. Aslında başka bir firmadan çıkacaktım. Yani İstanbul Plak'tan önce benim aslında bir çıkışım vardı. Tabii bunları kimse bilmiyor. Yine Ümit'in yaptığı şarkılar vardı. Hadi adını da vereyim. Eleanor Plak. Oradan çıkacaktı benim işim. Bir takım aksilikler oldu. O aksilikleri şimdi anlatmayacağım tabii. Ve o zaman Ümit dedi ki hayır bu iş kesinlikle yapılmayacak. Dedi. Ben de dedim. Yani sırf o değil ben de dedim. Bir takım. Muhteşem Bey miydi oranın sahibi? Evet. Ama diğer galiba diğer vefat etti bir. Bir ortak mıydı? Ortak. Abi, Muhteşem Bey hatırlıyorum. Evet çünkü. Evet. Evet evet. Muhteşem Bey çok aslında şey bir insandı hakikaten. Gönlü güzel bir insandı ama. Ve o zamanki şarkıları anlatamam. O kadar güzel şarkılardı ki. Şu şeyi merak ettim. Ümit Bey Dön Bebeğimi size yazmış sonra Tarkan'a vermiş ya. Ayrılmıştınız evden gitmiştiniz de o zaman mı yazmıştınız? Bu detayları nasıl öğreniyorsunuz? Hayır öğrendim tahmin ettim. Doğru doğru. Ben yengeç burcu olduğum için tabii biraz şeyim kızdığım zaman hemen böyle kabuğuma çekilirim. O zaman ailemle hep zaten ailemle yaşadım. Çok uzun yıllar ailemle yaşadım ben. Çocuk gibiyim ya hep çocuk. Gene çocuk gibiyim yani hep çocuk gibiyim ben. Ben bir türlü büyümüyorum. Üzüntüler, sıkıntılar, acılar neler çektim şu 15 sene içerisinde. Ama dayan yüreğim, dayan yüreğim. Tabii ki Yengeç Burcu'nun vermiş olduğu bir şey de var. O güç de var, ona da inanıyorum. Fakat ona o zamanlar şey yaptım ben, kızdım ve kabuğuma çekildim. Bir 10 gün falan hiç şey yapmıyorum. O zamanlar cep telefonu falan yok, akıllı telefonlar da yok. O ancak kapıya geliyordu. ondan sonra normal ev telefonlarından falan görüşüyorduk. Sonra... Neyse artık barıştık ben eve ona orada bir şey tutmuştuk evi vardı ev tutmuştuk ve hiçbir şey söylemeden direkt Dön Bebeğimi çaldı. Ya o 10 gün içerisinde Dön Bebeğimi yapmış o üzüntüden. Bu tabii aslında çok güzel bir şey yani çok gurur verici bir şey. Ne kadar güzel duygular. Bir de çok güzel şarkı. Çok güzel şarkı. Ben okuyacağım. Tabii ki ben okuyacağım diyorum yani hani şimdi olsa ben bunu ben okuyorum değil de öyle de değiliz ki. Öyle bir arsızlık da yok. Yani onu ben yapacağım bunu ben yapacağım diye bir şey de yok. Sadece benim tek derdim sesimi duyurmak, sahneye çıkmak ve o şarkıları okumak. Ay çok güzel şarkı dedim. İnşallah ben okurum falan diyorum tabii. Tabii tabii diyor o da. Sonra işte Ozan... falan işin içine hep beraber girişince olay başka bir şeye doğru gitti ve İstanbul Plak'ta tabii Tarkan güzel şarkı çok da güzel okudu Tarkan canım yani şimdi Tarkan'dan bahsediyoruz yani şimdi ben belki bana yakışmayacaktı şarkı onu da söyleyeyim şimdi Dön Bebeğim biraz daha böyle sanki erkek ağzı gibi şarkısı. Evet evet buyurun. O zamanlar şarkıyı anlamadığını ve albümünde seslendirmek istemediğini söylese de Tarkan'ın kendisine "Sen seslendirmezsen bu şarkıyı ben seslendiririm." demesiyle motive olur. Kim bilir, bu sözler olmasaydı belki de biz bu şarkıyı Tarkan'ın şarkısı olarak hatırlayacaktık. Yolun açık olayla müzik otoritelerinden tam not alarak müzisyen ve yorumcu kimliğini ispatlayan Zeynep Dizdar için sırada yeni bir albüm çıkarmak vardır. Fakat bu muhteşem çıkışı 8 yıllık bir sessizlik dönemi izler. Bu dönem aynı zamanda Ümit Sayın'ın kendisini Nadas'a bıraktığı ve her şeyden elini eteğini çektiği bir döneme denk gelir. Çiftin yaklaşık 10 yıl süren ilişkileri de yine bu dönemde son bulur. 10 yıl değil 8 yıl. 8 yıl mı? 8 yıl. Ya 8-9 aslında tabii yani. Ayrılık haberleriyle ilgili olarak Zeynep Dizdar, "Ümit hayatımın en güzel dönemlerinde yanımdaydı. Birbirimizi büyüttük.
O mükemmel biri. İş hayatında pasif kaldı ve bana da zaman kaybettirdi. Ona sadece bu yüzden kırgınım, diyecektir. Zeynep Dizdar'ın ikinci albümü İlle Desen, Ağustos 2005'te çıkar. Tıpkı Yolun Açık Ola albümünde olduğu gibi prodüktör koltuğunda Ozan Çolakoğlu yer alırken şarkıların birçoğunun altında da Ümit Say'ın imzası vardır. Albümün çıkış parçası Zehir Gibi ile Türk pop müziğinin zirvesine bir kez daha oturur ve bir anlamda ilki başarır. Birkaç ay önce bu programa katılan Ümit Say'ın, Türkiye'de 8 yıl ara verip de tekrar geriye sağlam bir şekilde dönen başka bir solist daha yoktur, diyecektir. Gerçekten çok çok doğru, sağ olsun, teşekkür ediyorum. Bunu zaten Sony BMG ortak yapım olarak çıktı. Sony BMG ile Sarıev ortak yapım olarak çıktı. Ve Şemsettin Bey, buradan çok selamlar, Sony BMG'nin yöneticisiydi, başındaydı. Şu anda bilmiyorum tabii ki yine orada mı? Orada galiba. Şemsettin Bey dedi ki, dünyada yok dedi. Ki ben o zaman ilk defa öğrendim bunu. Dünyada böyle bir şey yok. 8 yıl sonra tekrar patlayan bir sanatçı ve albümde 3 şarkı birden patlıyor. Dedi ki bunun bilinmesi lazım. 8 yıl niye hiçbir şey yaptın? Ya 8 yılı hiç sormayın. O 8 yıl artık böyle... Ya ben şöyle bir şey var. Olabilir. İnsan 5 yılda bekler, 6 yılda bekler. Olur, olur. Ne beklediniz ya, yani? Ben beklemedim tabii. Bekletildim. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bekletildiğince sanki şey gibi oluyor. Bak, Ümit beni oturdu, eve kapattı, bekletti. Öyle bir şey değil. Ben bunu biraz açıklamak istiyorum aslında. Öyle bir şey tabii ki değil. Biz bir arada eğleniyoruz, gülüyoruz. Arkadaşlarımız var. Stüdyolara gidiyoruz, geliyoruz. Fakat öyle bir dönem oldu ki Armağan'cığım. Bir 3 yıl plak şirketleri iflas etti. Hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. O dönemde hiçbirimize hiçbir şey yapılmıyordu. Benim de o kadar bir ara olmuştu ki Vazgeç Gönül'le, o kadar süre, çok büyük bir süre geçti yani aradan. Hani arada bir şarkı verseydik o da olmadı. Şimdiki gibi tek şarkılık albümler de yok. Yapıyoruz şeyler, CD'ler, albümler, yani 10 şarkı, 8 şarkı. Ondan sonra ben tabii çıldırıyorum. Hadi 3 sene geçti aradan, ona bir ses çıkartmıyorum. 3 seneden sonrası. Ya bir 5 yılda, hadi evet 5 yıl diyelim. Bir 5 yıl hiçbir şey yapılmaması orada işte beni çok üzdü. Kısa bir zaman da değil, çok uzun zaman. Çok uzun. 5 yıldan bahsediyoruz yani. Totalde baktığınızda 8 yıl çok uzun zaman. 8 yıl çok uzun tabii, yani 2 yıl bile şu anda... İnsanlar 2-3 ay içerisinde bir şeyler yapıyorlar. Düşünebiliyor musun? Hemen şarkılar yapılıyor. O zaman çok enteresan, bilmiyoruz tabii. Giriyorsun, 6 ay stüdyo sana kapanıyor. 6 ay sana kapanıyor, senin stüdyo. Oraya girdin, başladın 6 aylık. Çünkü o zamanlar her şey canlı okunuyor, atak. Ne diyorlar, bir hücum mu deniyordu ona? Masalar, şey, bir de şey var. Hücum mu deniyordu ona? Hücum da yapılıyor dediğin gibi. Bir de şey var ama, şimdiki masa gibi, bozulmuyor. Şimdiki kalıyor. Gibi bilgisayar dijital yok. Dijital değil, tabii. Yani bütün saz aynı gün, aynı saatte aynı yere toplanacak, çalacak. Şimdiki gibi kanal kanal kesinlikle değil ki. Kesinlikle kanal kanal, tek tek onlar örülüyor, yapılıyor. Saatler geçiriyorlar orada masanın, analog masanın başında. Ve işaretler konuyor, yapıştırılıyor. Bozmayın, okuma yaptığımız zaman bozulursa gitti kayıt. O kadar önemli devreler ki onlar. Buyurun. Evet. Evet, ara biraz uzundur. Fakat Zeynep Dizdar tekrar zirvededir. Erol Köse'nin yapımcı olduğu 3. stüdyo albümü Sana Güvenmiyorum, 2008'de müzik marketlerdeki yerini alır. Ozan Çolakoğlu'nun son kez prodüktör koltuğunda oturduğu bu albüm, yılın ses getiren albümlerinden biri olur ve müzik listelerinde 4. sıraya kadar yükselir. Bu albümde Zeynep Dizdar'ın müzisyen ve yorumcu kimliğinin yanında söz yazarı tarafının da güçlü olduğuna dair izler görürüz. Albümdeki 6 şarkının altında kendi ismi yazmaktadır. Hatta Aşkımız İçin şarkısının özel bir yeri vardır. Zeynep Dizdar kendisinden bir şarkı isteyen Ajda Pekkan'a bu şarkıyı yazar. Fakat Süperstar'ın albüm sürecinin uzaması sebebiyle bir türlü kısmet olmaz. Zeynep de biraz da mecburiyetten dolayı şarkıyı kendi albümüne ekler. Sana Güvenmiyorum bir anlamda dönüm noktası olur. Zira bundan sonraki albümleri Hayat Benim Elimde, Viraj, Gönül Oyunu, ilk albümleri kadar ses getirmez.
yine de bu dönemde sözü ve müziği Faruk Kağa'ya ait olan Son Bir Rica ve Sezen Aksu'dan duymaya alışık olduğumuz Onla Tunç bestesi Bir Çocuk Sevdim şarkıları iz bırakanlar arasında yer alır. 2018'deki gazetelerde talihsiz bir habere denk geliriz. Zeynep Dizdar'ın uzun zamandır şeker hastalığıyla mücadele eden annesi Sevim, 11 Ocak'ta vefat eder. Zeynep Dizdar, tedavi gördüğü hastanedeki doktorların hatalı ilaç uygulaması olduğunu iddia etse de, otopsi sürecindeki engeller dava açmaya yetmez. Zor zamanlardan geçerken üstüne bir talihsiz haber daha gelir. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sefer babası Kamuran'ın vefat ettiğini duyurur. Hayatında ne olursa olsun hayvan sevgisini her daim yüreğinde taşır. Beyaz Şov'a katıldığı gün Beyaz'ın "Şarkılarınız çok güzel ama sima olarak çok tanınmıyorsunuz." demesi üzerine şu cevabı verecektir. "Yol kenarında kedi gördüğüm zaman arabamdan inip onlara kedi maması dökebiliyorum. Görenler herhalde deli diye düşünüyordur ama açıkçası ben kedilere mama verip yoluma devam edebildiğim için mutluyum." Gelecek neler getirecek? Bunu kestirmek biraz güç. Pop müziğin hakim olduğu 90'lardan sonra müzik piyasası da dijitalleşmiş, müzik zevki de değişmiştir. Hande Yener'in "Rap müzik, pop müziği yendi" açıklamasına, "Mekanın sahibi 90'lardır, her mekanda 90'lar çalıyor, dünya durana dek 90'lar var olacak" cevabını verir. Gerçekten de öyledir, 90'lar her yerdedir. Hatta bir röportajında, "Benim hedefim popüler yüz olmak yerine asıl işim olan müzikte kalıcı olmak" diyecektir. Sorarız size, Zeynep Dizdar'dan vazgeç gönülün yer almadığı bir 90'lar listesi olur mu hiç? Hayır. Teşekkür ediyorum, çok güzel. Hakikaten olmaz Elinize yani. Elinize sağlık, çok güzel. Çok güzel şarkıydı o. Evet, çok çok güzel şarkı. Hala okuyorsunuzdur. Evet, tabii okuyorum. Gittiğim yerde, yani çıktığım bütün programlarda 2-3 kere vazgeç gönül isteniyor. 2-3 kere son bir rica isteniyor. Ondan sonra tabii her şeyde okuyorum aslında. Arabesk de okuyorum programlarda. Türk sanat müziği de okuyorum. Her şeyi okuyorum. Biraz kendi şarkılarımı daha az okuyorum aslında. Şeyleri daha fazla okuyorum. Ajda Pekkan şarkılarını çok okuyorum tabii. Çok fazla okuyorum. Güzel ya. Sahnede nefes alıyorum, yaşıyorum. Sahne benim için çok önemli. Müthiş bir şey. İnşallah her zaman böyle müzik dolu yaşayalım. Tabii ki müziğimize de engel olmasınlar lütfen. Müziğimizle beraber yaşayalım mutlu mesut. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun efendim. Ellerinize sağlık. Çok bütün ekibe teşekkürler.